Merhaba arkadaşlar, yeni bir eğitim setiyle yine beraberiz. Bu sefer Adobe'un yeni bir uygulaması olan Move'dan bahsedeceğim. Bununla kod kullanmadan web site yapmaya başlayacağız arkadaşlar. Daha fazla uzatmadan ilk olarak site kısmına geliyorum. Bu arada eğer Türkçe indirseniz Türkçe değil de İngilizce kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü terimlere İngilizce alışmanız sizin için iyidir. İlk olarak sayfamız desktop mu, tablet mi, phone mu ona karar veriyoruz ve desktop'tan devam ediyoruz. Her bir web sayfasının bir boyutu vardır. Genelde standart 960'tır. Siz bunu istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Margin ve padding'den bahsetmek istiyorum. Hani bunları bilmeyenler için. Margin arkadaşlar iki tane çerçeve arasındaki boşluktur. Örneğin şurada bir çerçeve var. Şurada da bir çerçeve var. Bu ikisi arasındaki boşluk margin boşluğudur. Yani şunun şuna göre boşluğu margin right'tır arkadaşlar. Yani şu 20 santimlik diyebiliriz. Yani bu bununla ilişkili değil de hani o şekilde düşünebilirsiniz. Padding ise iç boşluk diyoruz. Onu da nasıl açıklayayım? Örneğin arkadaşlar şu çerçevenin şu kutuyla arasındaki boşluk bir padding'dir. Yani iç boşluktur. Bunu da böyle belirteyim. Biz margin ve padding'leri sıfırlamak istiyoruz. Çünkü bizim sayfamızda dış çerçeve arasında boşluk kalmasını istemiyoruz. Şuradan da language'i İngilizce yapabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar bakın şurada bir master page'im var. Şurada da bir ana sayfam var. Yani ilk sayfam. Master page kavramından bahsedeyim. İlk olarak master page'i açıyorum. Master page'i açtığımdan emin olalım. Master page şudur arkadaşlar. Sizin sayfanızda sabit olan yerler vardır ve buradan her seferinde kopyalamak yerine sabit bir şekilde içeriğin değişmesini sağlarız biz. Yani benim mesela header'ım yani şu kısım dediğim header'ım ve footer'ım her zaman sabittir. Genelde sitelere bakarsanız yukarıları ve aşağıları sabittir. Ya da sidebar'ımız yani şurada bir bar vardır yani bir menü vardır. Burası da sabit olabilir. O yüzden sabit olan yerleri biz master page'de tanımlarız. Diğer kalan yerleri de içerikte tanımlarız. Böylelikle eğer diyelim çok sayfamız varsa master page'de bir kere değişiklik yaparak bütün sayfalarda etki etmesini sağlarız. Ama her sayfada ayrı ayrı değişiklik yapmaktansa master page'i sadece bir seferde bu değişikliği uygulamış olacağız. Şimdi arkadaşlar master page'imin şurasını kaç yapalım? 70 piksel iyi gibi duruyor. Bunu şöyle 70 piksele getirelim. Evet. Şimdi şuradan bir rectangle alıyorum. Yani bir dikdörtgen alıyorum ve bütün sayfamı kapsayan yani header'ımı kapsayacak şekilde pardon. Şöyle yapalım. Şunu tekrar seçiyorum ve şuradan koyuyorum. Yapsın şöyle. Şimdi bunun bir rengini belirleyelim arkadaşlar. Şöyle güzel bir renk seçebiliriz. Evet, şöyle bir mavi olsun. Şimdi bunu tamamen sayfaya yayalım arkadaşlar. Şuradan bu aracı seçiyorum ve bunu uzatıyorum. Buraya da uzatıyorum. Tam yukarıya gelecek şekilde. Burayı da tam buraya gelecek şekilde uzatıyorum. Bakın arkadaşlar tuttuğum zaman zaten ne diyor? Yüzde bakın 1154 piksel ama %100 olduğunu anladı. Şu an artık %100. Sayfamı biraz ortalayalım şöyle. Yine aynı şekilde footer'ımı biraz yukarı çıkartmak istiyorum. Şöyle bir 400 piksel çoktur. 350 piksel. 400 olsun ya da. Bakalım. Evet. Şöyle iyidir. Burayı da yine bir rectangle alalım şöyle arkadaşlar. Ve bir iç renk verelim. Burası da şöyle gri bir renk olsun biraz. Şöyle bunu ya da şuradan hazır renkler varsa onlardan bir tane de alabiliriz. Evet şu olsun. Bu daha iyi. Şimdi bunu da aynı şekilde şuradan aracımızı seçiyoruz ve şu şekilde uzatıyoruz. Yine aynı şekilde geliyoruz. Burayı da uzatıyoruz. Şimdi bunu yaptık. Bir de sitemizin logosunu koyalım. Hemen. Geliyorum klasörümü. Buradan mesela şunu alalım. Koyalım izle ve öğreni. Evet şuraya koyalım. Resmin büyük. O yüzden küçültüyorum iyice. Biraz daha küçültelim.
Bakın arkadaşlar, hızlı bir şekilde küçültüyorsunuz. İstediğiniz gibi oynatabiliyorsunuz. Nereye koymak istiyorsanız. Evet, logomuzu şuraya koyalım. Bir de footer'a koymak istiyorum ama footer'a daha farklı bir logo koyacağım. Başka bir logomu. Adem Yalçın'ı koyacağım. Şuraya koyabiliriz. Bu tam geldi. Bunu biraz daha küçültebiliriz hatta. Tam şu alta koyabiliriz. Şimdi arkadaşlar hızlı bir şekilde sayfamızı, master page'ini oluşturduk. Biraz da diğer sayfalardan bahsedeyim. Şimdi bakın arkadaşlar, home sayfasına geldiğim zaman gördüğünüz gibi hemen ben sadece şu home sayfasında içeriği nasıl olmasını istiyorsam o şekilde tasarlayıp bitireceğim aslında home sayfasını. Peki ben başka bir master page istesem nasıl olacak? Sadece bir master page ile mi çalışacağım? Hayır. İstediğiniz gibi yeni bir master page oluşturabilirsiniz. Bunu nasıl yapacağız? Geliyoruz buraya. Duplicate diyoruz. Bakın buraya bir tane geldi. Hemen buraya geliyorum. Mesela şuranın rengini değiştirelim. Örnek olsun diye yapıyoruz bunu arkadaşlar. Pembe değil de şöyle kırmızı olsun. Şimdi bunu kaydettim. Pardon, kaydetmeyelim. Direkt şuradan görelim. Bakın ikinci master page'im. Buraya yeni bir sayfa da ekliyorum. Bunun mesela bu master page'i kullanacak. A master page'ini. Bu da mesela isim verelim buna. Ne olsun? B olsun. Hemen geliyorum buraya. Bunun şuradan master'ını bakın B'yi seçiyorum. Gördüğünüz gibi değişti. Buradan değiştiğini de anlayabiliyorum. Yani arkadaşlar ben eğer ikinci bir master page'im, yani tek master page'e bağlı kalmayabilirim. Örneğin işte belli sayfalar için belli master page, belli sayfalar için belli master page'i kullanabilirsiniz. O yüzden şimdilik bunu kullanmayacağız. Sadece hani örnek olsun açısından dersin başlangıcında belirteyim istedim. Mesela bir de arkadaşlar şundan bahsedeyim. Şurada footer'a gelelim. Bakın burada footer olduğunu zaten simgelemiş. Bunu biz de simgeleyebiliriz bu şekilde tıklayıp eğer değilse. Mesela bu derste başka neler anlatabiliriz giriş dersimizde. Çok yormak istemiyorum sizi. Aslında bu dersi burada bitirebiliriz. Bir sonraki dersimizde bunlara yeni şeyleri ekleyerekten devam edebiliriz. Umarım dersten memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Bir sonraki dersimizde tekrar görüşmek üzere.